Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bugüne kadar teveccüh gösterip görüntü kalitesi olmamasına rağmen kanalımıza ilgi gösteren bütün takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar yasal uyarıyı gördünüz. Konuşacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu ülkede ağzı olan herkes konuşuyor. Herkes her türlü yönlendirmeyi de yapıyor. Ama bana gelince nedense her şey suç oluyor. Her şey cız, seni ısırırız oluyor. Videolarımın altına tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. Bundan dolayı arkadaşlar en baştan beri zaten SPK yönetmeliğini okudum, biliyorum. Yani yönetmeliklerde yazılanlara aykırı hiçbir video çekmedim. Benim çektiğim videoların hepsi ya kamu o yani BİST'in kurumu olan bir verilerine dayanıyor. Ya bilançolara dayanıyor ya faaliyet raporlarına dayanıyor ya da bunların ekonomik formüllerine göre yapılan hesaplara dayanıyor. Yani bütün videolarım eğitim amaçlıydı, eğitim amaçlıdır diye vurguluyorum. Bu yasal uyarıyı her zaman gösterdim, gösteriyorum. YouTube açıklama kısmına bu yasal uyarıyı koymuşuz. Videoların açıklama kısmına buna benzer şeyler söylüyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir, örnek analizdir. Böyle siz de hissenizi araştırın diye söylüyoruz. Ama bir hikaye var ya, kurt kuzuya demiş ki suyumu bulandırıyorsun, seni yiyeceğim demiş. Kuzu da demiş ki ya sen yukarıdasın, ben aşağıdayım. Yani aşağıdan yukarı su akmadığına göre ben senin suyu bulandıramam. Mümkün değil, böyle bahane mi olur demiş. O da demiş yok, seni yiyeceğim. Şimdi bizimki de o hesap. Bizim bu bilinçlendirmelerimiz bazılarının zoruna gidiyor. Bugüne kadar çok şükür başımıza bir iş gelmedi. Bundan sonra da gelmemesi için bugünden bu videoyu çekip uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar, hani benden etkilenip hisse almışsanız almayın, satın. Bundan sonra şu an borsa coşkuyla yukarı giderken karlı satın çıkın. Sonra Amerika seçimlerin olup dünya piyasalara çalkalandığı zaman zarar edip de bana küfür etmeyin, bana beddua etmeyin. Bakın bugünden uyarıyorum. Diyorum ki bakın şu dünya piyasaları yemyeşil. Bizim borsamız yukarı gidiyor. Benim geçmişten hani bana diyorlar ya millete gaz verme millet batar. Ben şimdi o gazı alıyorum. Bu gaz ben veriyorsam benden etkilenerek borsaya gidiyorsanız karlıyken satıp çıkın arkadaşlar. Neden bunu diyorum? Şu an karlısınız. Benden etkilenmişsen benden etkilenme kardeşim. Kendi tercihinle yapıyorsan yap. Bugüne kadar bunu söyledim. Bugün bir daha vurguluyorum. Niye bir daha vurguluyorum? Çünkü herkesin ağzında işte Amerika seçimleri olunca piyasalar çalkalanacak. Piyasalar çalkalanacaksa o gün söylemenin bir anlamı yok. 2-3 hafta önceden söylüyorum. Hani sen millette sonra birileri çıkıp da yetkili olur, yetkisiz olur. Benden etkilenen hisse alan olur, almayan olur, satan olur. Yani bakın borsalar yukarı gidiyor. Şuraya yazarsanız yabancı borsalar gelip bakın şuradan takip ederseniz Investing'de var, Bloomberg'de var. Endekslere baktığınız zaman bakın Nasdaq artı 2 olmuş. Yani Avrupa borsaları coşmuş, Amerika borsaları coşmuş, bizim borsamız coşmuş. Böyle bir ortamda para kazanıyorken bu nereden çıktı diye sormayın. Bakın diyorum ki benden etkilenmiş almışsanız tamam benden etkilenip zarar etmeyin. Kârdayken satın çıkın beni bahane etmeyin. Ben kimseye hisse alın satın demiyorum. Hisse böyle incelenir. Hisseler böyle araştırılır. Bu işi zaten yapıyorsunuz. Yapıyorsanız bile bilerek yapın diye bu videoları çektim bugüne kadar. Dediğim gibi bundan sonra şu Amerika seçimleri bitip şu dünya ne oluyor? Gerçekten balon patlayacak mı, patlamayacak mı? Onu görmek için ben de hisselerimi satacağım. Özellikle hesabım çok merak ediliyor. Ağustos ayından bu yana %35 kar ettim.
Bakın 100 binim 135 bine çıktı. Allah'a şükür 2-2,5 ayda %35'lik bir kazanç sağladım. Ve hesabımı göstermek istemiyorum. Bu kadar biliyorum diyorsun. Senin paran nerede? Şimdi bunu defalarca açıkladım. Ben ticarette kandırıldığım için 2018 dolar krizinden dolayı iş yaptığım insanlar battığı için bana da ödemeler yapmadı. Çekleri ben ödedim. Param yoktu yatırım yapmaya. İstediğin kadar bilgiyi hani para yatırırsan para kazanırsın. Öyle bir şey olmadığı için kazanamadım. Daha sonra biraz paramız oldu bir şekilde. Onunla hisseleri aldık. %35 kârdayız. Bu parası çok olanlar gelip dalga geçerler diye hesabımı göstermedim. Ama özellikle bir iki gündür videonun altına hesabını göster sen tahta yapıyorsun diyen beyin özürlüler var. Onlar için bu hesabımı gösteriyorum. Amaç çok kazandım, az kazandım, küçük görecek, büyük görecek değil. Benim tahta yapacak gücüm de yok. Hisse pazarlayacak gücüm de yok. Bakın bendeki hisseler zaten çoğu videosunu çekmedim. Hisseler videosunu çektiklerinden de bakın Vestel'de 500 lot var. Bu videoyu çektikten 5 işlem günü sonra alıp satabilirsiniz. Suç değil. SPK yönetmenliği okusunlar bir zahmet. Videosunu çektim. Bir bu var. Bir de Gözde var. Gözde'de de 1000 lot var. Ben bunu sürekli alıp satıyorum. SPK gelip ben 1000 lot alıp satıyorum, 500 lot alıp satıyorum diye bana ceza yazacak değil. Yazacaksa da bunun buradaki kazancın iki katını yazabilir. Yani ben 1000 lotta ne kazanmışım ki ne ceza yazacak? Neyinden korkacağım? O yüzden gördüğünüz gibi bu 135 bini 15 hisseye bölmüşüz. Şu yıllar önce kapanan bir hisse. Bununla alakası yok. Diğerleri de iyi kötü. Kar da zarar da önemli değil. Buradaki hisseler de kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Dediğim gibi 1-2 daha önce canlı yayında da söylemiştim. 1-2 gün içinde bunları da satarım, çıkarım. 1-2 gün olur, 1-2 hafta olur. Tam net zaman vermeyeyim. Çünkü şu an borsa yükselirken duruma bakacağım. Yani canım ne zaman isterse o zaman satacağım. Ama Amerika seçimlerinden önce kendim nakite geçeceğim. Sebebi de şu. Endeksimiz nereye gider, ne yapar bilmiyorum ama hani eldeki bu para diyelim ki %50 kazansam 200 olacak. Oradaki maksimum 50-60 binden vazgeçip hani bu benim param bende kalsın. Eğer Mart'taki gibi bir düşüş olursa alttan alıp yükselişe katılırsam çok daha fazla paralar kazanabilirim diye böyle bir karar arıyorum. Felaket telallerinden etkilenmiyor muyum? Kesinlikle etkileniyorum. Ama ölçüm onlar değil. Ölçüm ben de Amerika borsalarının şiştiğini, bir düzeltme yaşayacağına inanıyorum. Şimdi geçen 2018'de o dolar krizi olduğunda bu felaket telalları çok kötü senaryolar çiziyordu. Benim arkadaşlardan iki tanesi biri borsada işlem yapıyor. Dediğim gibi ben ticaretle uğraştığım için ben borsa ben şey yani sadece bilgi kültürü olarak ilgilendim. Direkt yatırım yaptığım bir yer değildi. Hani hobi olarak yapıyordum mantığını çözene kadar. Mantığını çözdükten sonra da paramız yoktu yatırım yapmaya. O arkadaşların bir tanesi işte Türkiye borcunu ödeyemiyordu. Türkiye borcunu çeviremiyor. Yayınlarından etkilenerek 2018 yılında dolar 6,5-7 lirayken 10 bin dolar aldı parasıyla. 10 bin doları hala 10 bin dolar. Yani 16-16,5'tan almışsa şu an 10-15 bin lira para kazanmıştır. Yani kazandı yani şu an 2 yıl içinde. 2018'in Haziran'ından bahsediyorum. O 2019'da o yükseği fırlayıp gittiğini hatırlıyorsunuz işte o süreçle. Şimdi aynı okulda aynı arkadaşım başka birisi. O da borsadaydı. Parası 250 bindi. 150 bine düştü. Şu an 700 bine çıktı. Yani biri felaket tellallarının etkisinde kalarak Mart'taki düşüşe de yakalanmadı. Papaz krizindeki o dolar fırladı, borsa tepe takla oldu düşüşüne de yakalanmadı. Sağlam, kafası rahat. 10 bin dolar da kaldı. 10 bin doları. 10 bin dolar alım gücü ne kadar arttı?
%10. 2 yılda, 2018'in sonu, 2019, 2020, 2,5 yılda alım gücümüz ne kadar eridi? Siz hesaplayın. Şimdi bu felaket telalcıları bu kadar işte her şey kötü olacak, her şey şöyle olacak, böyle olacak diyorlar. Ama dolar bu felaket telalında, yani bu senaryoda nasıl yerini kuruyor? Kimse ona değinmiyor. Şimdi buna değinmedikleri için de orası gizemli kalıyor. Bunların niyetinden soru işareti koymamızı sebep oluyor. O arkadaşım hala bekliyor 10 bin dolarla. Diğeri o dediğim gibi Ağustos düşüşüne yakalandı. O zaman borsa 80 bine mi gelmişti? Yani bayağı bir düşmüştü o zaman da borsa. Mart'ta yine düştü. Daha 2019'da başka bahanelerle de düşmüştü. Yani borsa sürekli inip çıkıyor. Ama sonuçta dönüp baktığımız zaman evet, 2018'de gördüğünüz bu 120 binden, hani o dolardan dolayı 83 bine düşmüşüz. Bakın Mart'ta yine düşmüşüz. Ama bu düşüşlere rağmen arkadaşım 250 bini 150 bine düştü. Oradan 650 bine çıktı. Bu 2-3 yıllık süreçte. Dolayısıyla ülkelerin borçlu olması, ülkelerin zor durumda olması bir şey değiştirmez. Çünkü firmalar ülkelerden bağımsızdır. Her şeye rağmen ilaç kullanmaya devam edecektir. Yazılımların kullanmaya, herkes her yerde kullanmaya devam edecektir. Gıda satışları devam edeceksin. Bazı sanayi ürünleri satışı devam edecektir. Yani çok çok ne olursun lüks, ekstra, hani kısa bileceğiniz şeyler sıkıntı. İşte gezmeye gitmesin. İkinci bir lüks araba almasın. Beyaz eşyanı yenilemesin. Ne bileyim, bu tür şeyler olabilir. Mobilyanı yenilemesin ama gıdayı almaya devam edersin. Şimdi hayat devam ettiği sürece de bu temel ihtiyaçları satan firmaların hisseleri, onlar kar edeceği için yukarı gidecektir. Yani kısaca şunu söylüyorum. Borsa gördüğünüz gibi iki defa sert çıkış yapmış, iniş yapmış. Her inişin bir çıkışı var. Hayat devam edeceği sürece borsa devam edecek. Kim ne derse desin, borsada para kazanmak mümkündür. Ama ben işte Amerika seçimlerinden önce bu yükseliş olurken çıkacağım. Eğer böyle bir düşüş olursa, bu yataydan sonra böyle bir çıkışı yakalarsam daha çok kazanacağım için nakite geçeceğim. Kimse benden etkilenip malını satmasın. Kimse benden etkilenip malını almasın. Benim bugüne kadarki bütün videolarım bu borsanın para kazandırdığı işleyişini öğretmeye çalışmaktır. Dediğim gibi herkes kendi sorumluluğunu alacak kadar yaşı da eğitimi de vardır. Benden etkilenen varsa nötr duruma geçin yani. Ben ne alın diyorum, ne satın diyorum. Bilmem anlatabildim mi? Endeks inse de çıkacak. Çıksa da inecek ama toplamda daha önce de bunu çizmişiz, öyle duruyor. Gördüğünüz gibi bu 20 yıllık süreçte ne senaryolar, ne felaket telallıkları, 2008 krizi, 2001 krizi, 2013 krizi, ne krizler oldu ama hep yukarı gitti. Ama işte biz ne diyoruz? Bu düşüşe yakalanmak istemiyorum. Olay bundan ibarettir. Dediğim gibi hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Almak da satmak da sizin kararınız. Aynı şeyi tekrarlaya tekrarlaya videolarda bıktım. O yüzden bu psikolojimin bozulmaması için artık belli bir süre video da çekmeyeceğim, yorum da yapmayacağım. Herkes kendi alım satım kararından kendisi sorumludur. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.